Ahmet Şık ve Mehmet Tayboğa için adalet istiyoruz. 9-31 haftadır gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetinin açığa çıkarılması ve onlardan geriye kalanların ailelerine teslim edilmesi için başvurular yapıp çağrıda bulunuyoruz. 9-31 haftadır uluslararası sözleşmelerde ağır hak ihlali, insanlara karşı suç olarak kabul gören, gözaltında kaybetme suçunu işleyenlerin tarafsız ve bağımsız bir şekilde yargılanarak cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Ancak hakikatin açığa çıkarılması, adaletin sağlanması talebimizle birlikte yaptığımız tüm başvurular ve çağrılar derin bir suskunlukla karşılıksız bırakılıyor. Unutulmasın ki yönetenlerin içine gömüldüğü derin suskunluğa rağmen gözaltında kaybedilenler ve onları kaybedenler hatırlansın diye biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. 9-31. haftamızda tüm başvuruları sonuçsuz bırakılan ve tehditle susturulmak istenen Şayık ve Tayboğa ailelerinin 29 yıldır süren hakikat ve adalet taleplerine eşlik etmek için kamuoyu karşısındayız. 32 yaşındaki Ahmet Şayık, Şırnak Silopi Başverimli Mezrası'nda, 32 yaşındaki Mehmet Tayboğa ise Silopi'de yaşıyordu. İkisi de Habur Gümrük Müdürlüğü'nde çalışıyordu. 7 Ocak 1994 tarihinde iki iş arkadaşı Mehmet Tayboğa'nın kullandığı araçla çalıştıkları iş yerinden eve gitmek üzere yola çıktılar. Ahmet Şevk ve Mehmet Tayboğa gece eve gitmeyince aileleri onları aramaya başladı ve Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Yetkililer olayla ilgili bilgimiz yok dedi. Aynı gün Mehmet Tayboğa'nın kullandığı aracın Doruklu Köyü yakınlarında bulunduğu haberi üzerine olay yerine giden aileler aracın tamamen yanmış olduğunu gördü. Ancak Ahmet ve Mehmet'ten hiçbir iz yoktu. Tanıkların beyanına göre kayıpların aracı gümrükten çıktıktan bir süre sonra 34 plakalı siyah bir Tempra ve beyaz bir Renault araç tarafından durduruldu. Siyah arabada bölgede işlemci olarak bilinen astsubay bulunuyordu. Ancak ailelerinin resmi makamlara yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kaldı. 30.05.1994 tarihinde BOTAŞ arama noktasına giden aileler yüzbaşı tarafından acının üzerine fazla gidersen daha büyük acıya rastlarsın tehdidiyle karşılaştı. Ailelerin araya koyduğu kişiler vasıtasıyla ulaştı aynı yüzbaşı Ahmet Şehit ve Mehmet Tayboğa'yı ancak ailelerinin savcılığa PKK veya Hizbullah yakınlarımızı kaçırdı diye dilekçe vermesi şartıyla teslim edeceğini söyledi. Yakınları Ahmet ve Mehmet'e ulaşabilmek için savcılığa bu dilekçeyi de verdiler. Ancak onlardan bir daha haber alınamadı. 26.01.2009 tarihinde Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Şehit ve Tayboğa aileleri Ahmet Şehit ve Mehmet Tayboğa'nın kaybedilmesinden BOTAŞ'ta JİTEMCİ olarak bilinen Ali Yüzbaşı, Yusuf Üsteğmen ve Bilal Astsubay'ın sorumlu olduğunu belirterek bulunacak cesetler üzerine DNA karşılaştırılması yapılmasını talep ettiler. Ancak bugüne kadar bir gelişme olmadı. Gözaltında kaybedilişlerinin 29. yılında yargı makamlarını Ahmet Şevk ve Mehmet Tayboğa dosyasında hakikati açığa çıkarma ve adaleti sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz. Söz konusu gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetini soruşturmak olunca harekete geçmeyen yargı makamları, sevdiklerimiz nerede dediğimiz için, adalet istediğimiz için bizi yargılamaya devam ediyor. 3 Şubat 2023 tarihinde 700. hafta buluşmamız ile ilgili hakkımızda açılan davanın 6. duruşması görülecek. Hak ve özgürlüklerimizin güvencesi olması gereken yargının hak ve özgürlüklerimize tehdit aracına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Ahmet Şevk ve Mehmet Tayboğa için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 232 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon.